arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızda bugün sizlerle birlikte olasılık SML bakış testini çözeceğiz. Arkadaşlar kaynak kitabı olarak Barış Yayınları video ders kitabını kullanıyoruz. İncelemek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmındaki linklere uğrayabilirler diyelim. Ve vakit kaybetmeyelim birbirinden güzel sorular çözeceğiz. Başlayalım derse. Evet ilk sorumuzla karşı karşıyayız. Bakalım şimdi soruya bak. Cidden çok güzel soru. Hileli bir paranın yazı gelme olasılığı x. Pekala. Daha sonrasında hileli bir zarın da o da hileli 5 gelme olasılığı 2x 1. Bak şimdi yazı gelme olasılığı x, 5 gelme olasılığı 2x 1. Hileli para ve zar arka arkaya üçer kez havaya atıldığında yalnızca 3. atışta paranın yazı gelme olasılığı yani 3. atışta yazı gelecekse tura gelsin. Tura gelsin yazı gelsin istiyor. Ve e, burada diyor ki yalnızca 3. atışta zarın 5 gelme olasılığı. Yani 5 harici bir sayı, 5 harici bir sayı ve 5 gelsin istiyor. Oranı hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi şunun oranını da hesaplayalım. Yani bunun olasılığını da hesaplayalım. Bir kere yazı gelme olasılığı x ise tura gelme olasılığı 1 eksi x'tir. Değil mi? Yani yazı x ise tura e, 1 eksi x'tir. Daha sonrasında diğer ikincisinin de tura gelme ihtimali 1 eksi x'tir. Ve üçüncüsünün yazı gelme olasılığı artık x'tir. Geldim buna. 5 harici bir sayı gelme olasılığı. Şimdi 5 gelme olasılığı 2x eksi 1 ise ben 1'den 2x eksi 1'i çıkarırım. Ve böylelikle 2 eksi -2x 2x'i bulurum. Yani 2 parantezinde 1 eksi x elde etmiş olurum. 5 harici bir sayı gelme olasılığı 2 çarpı 1 eksi x'miş. İkincisinde i̇kincisine de 5 harici bir sayı gelsin istiyoruz. O da 2 çarpı 1 eksi x'tir. Ve üçüncüsünde 5 gelsin istiyoruz. Tabii ki de 2x 1'dir diyebiliriz buna da. Pekala. Şimdi bunun buna veya bunun buna oranına bakacağız. Direkt hiç uğraşmayalım. Üsttekini alttakine bir bölelim isterseniz. 1 eksi x, 1 eksi x'ler bir gider. Üst tarafta sadece x kalır. Alt tarafta da 2 kere 2 4 olduğu için o 4'ü şunun içine dağıtırsam 8 x 4 gelir. Bu şıklarda bu yok. Madem öyle tersine bakalım. Çünkü hangisi olabilir diye sorulmuştu. 2 x 4 bölü x. 8 x'i x'e bölersen 8 eksi 4'ü x'e bölersen eksi 4 bölü x gelir. Cevabımız c şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. SML bakış 2 ile aşağıda iğneleri ve kalem uçları arasındaki mesafeleri sabitlenmiş şekilde duran üç farklı pergel verilmiş. Bu pergel 3 cm açıklığa bu pergel 4 ve bu da 5 cm açıklığa sahip. Bir birimi 1 cm olan analitik düzlemde 0'a 0 yani orijin 7'ye 0 yani x ekseni üzerinde ve 4'e 4 yani açı ortay doğrusu üzerinde noktaları işaretlenmiş ve yukarıda verilen 3 pergelerin pergelin iğneleri bu noktaları rastgele konulup her biriyle birer çember çizilmiş. Buna göre merkezleri A, B ve C noktaları olan çemberlerin üçünün de kesişim bölgelerinin olma olasılığı kaçtır? Üçünün de kesişim bölgesi olsun istiyor. Şimdi öncelikle ben diyorum ki şurası x ekseni olsun. E hocam şurası da y ekseni olsun. Tamam mı? şöyle gösterelim. Burası y ekseni. Burası x ekseni. Bir kere şurası sıfıra sıfır noktası. Yani a noktası. B noktası 7'ye sıfırdı. 7 şurada bir yerde olsun. 4 de şura, şurada bir yerde olsun. 4. Diğer 4 de şuralarda bir yerde olsun. 4'e 4 noktası da bunların kesiştiği noktadadır. Yani buradadır. Bak burası c noktası. Burası b noktası. Şimdi bir pergelin ucunu buraya koyacağım. Başka birininkini buraya. Başka birininki de buraya koyacağım ve çemberler çizeceğim. iğneleriyle. Şimdi o halde birinci çemberin yarı çapı 3 olur. İkincisinin 4 ve diğerinin 5 olur. Bunlardan birbirine en uzak olanlar aha şudur bak. A ile B noktası arasıdır. En uzak olanları bunlardır. A, B arası. Ve dikkat ettiysen 3 santim ile 4 santimin toplamı da 7 santim yapar. Yani ben yani ben bir çemberin merkezi A olsun dersem. Mesela 3 santimlik cetvelin yani 3 santimlik pergelle şöyle bir tamam mı? Ne çizdim? Çember çizdim. E diğeriyle de ben 4 santimlik çizecektim. Yani şöyle olsun o da. Hatta şöyle yapalım, şöyle yapalım. Diğeri de 4 santim olsun. E ne oldu? Diğerinde 5 santimlik çizecektim ya. E çizdiğim e, çember şöyle bir çember olur. Şimdi dikkat et. Üçünün de kesişim noktası yok. Bak şunlar kesişim bölgesi sağlam. Bak bunu 3 santimlik, bunu 4 santimlikle çizdim. Bunu 5 santimlikle çizdim istenilen durum gerçekleşmedi. 4'ü burası, 3'ü burası olarak alırsam, yerleştirirsem yine olmaz. Ama diğer tüm durumlarda mutlaka 3'ünün de kesişim bölgesi olur. Çünkü en uzak mesafe olan 7'yi geçecektir artık. 3 ile 5'in toplamı 8 yapar. 4 ile 5'in toplamı 9 yapar. Sadece 3 ile 4'ün toplamı 7 ve buradaki 7'yi anca kapatıyor. Madem öyle... 3 tane pergel 3 faktöriyel biçimde sıralanabilirdi bu tüm durum. İstemediği durum sayısı 2. O zaman istediği durum sayısı 4'tür. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 de bize cevabın ta kendisini verir. Doğru cevabımız B şıkkı olur sevgili gençler. Ufuk açıcı olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar hiçbir yerde görmediğin sorular olduğunu da belirtmiştim. Ki şu an o şekilde devam ediyoruz. Pekala biraz daha standart bir soru çözelim şimdi. Her biri birbirinden farklı renkte olan 5 tane kalem. Renkleri kalemlerle aynı olan 5 tane kalemle yerleştirilecek. Şimdi A renginde B, C, D ve E renklerinde 5 tane kalem var. A, B, C, D, E renklerinde de kalem kutuları var. Buna göre iki kalemin kendi renginde diğer kalemlerin kendisiyle farklı renkte kalemliklere konulma olasılığı kaçtır? Şimdi istediği durum şu şu şunla şu da şunla aynı kutuda olsun istiyor. Yani A'yı A'ya B'yi B'ye koyalım. Diğerleri de kendi renkleri haricinde bir renge gitsin. Hiçbiri kendi rengine gitmesin. Mesela burada ben tabi bu buna bu buna dedim de e, hocam yani ben belki bunu buna bunu buna götürecektim. Yani sen niye A ile B'yi seçtin ki? O zaman önce seçim yapalım. 5 tane renkten 5 tane renkten ikisini seçtim ve dedim ki sizler kendi renginizle aynı kalemliğe girin. Bunu seçtim. 10 farklı biçimde seçebilirmişim. 5'in ikilisi çarpı varsayalım ki onlar bununla bu olsun isteyelim şimdi. Şimdi geldik şuna. C'yi kaç farklı renge götürebilirim? Ya D'ye ya E'ye. Yani 2. Çarpı şimdi geldim varsayalım ki varsayalım ki biz C'yi D'ye götürdük. D'yi bak ya da E'yi diyelim. E sadece ama sadece C'ye, D de sadece E'ye gidebilir. Yani ben bunlardan birini seçince diğerleri otomatik yerleşmiş oluyor. Madem öyle çarpı 2. Yani 10 kere 2'den 20 tane istenilen durum söz konusu. 20 bölü tüm durum ne? Tüm durum şu. Şunu 5 farklı yerden birine götürebilirim. Bunu 4 farklı. Diğerini 3, 2 ve geri kalan da 1 zaten. Yani 20 bölü 120 mi isteniyor? Yani 1 bölü 6 mı isteniyor? Aynen öyle. O zaman cevabımız A şıkkının ta kendisi olur. Ve geldim son soruya. 4. SML bakıştayız. Barış, şekilde verilen kağıt paraların tamamını içinde her biri 40 para olan içeceklerin bulunduğu içecek dolabının 5 farklı para bir girişinden 3'üne rastgele biçimde atıp 2 tane içecek alacak. Tamam mı? Para çeşitlerimiz 50 para, 20 para ve 10 para var. Ve şurada da 5 tane bölme var. Bak şu mavi bölgenin ön yüzünü, yan yüzünü bize göstermiş. 5 tane bölme var. Buradan içeri atacağız paraları ve buna karşılık da e, her biri 40 lira olan içecekler var. Bu içecek dolabından içecek alacağız. Maksimum 2 tane içecek alabiliriz mesela. Çünkü 80 paramız var. 40 paraysa 2 tane alırız. Kağıt para girişlerinden 2 tanesi arızalı olduğu için makine bu kısma atılan parayı tanımlamamaktadır. Buna göre Barış'ın para girişinde tanımladığı paralarla en az bir içeceği alma olasılığı kaçtır diye soruluyor. En az bir içecek alsın istiyoruz. Peki şimdi düşünelim. düşünelim. Varsayalım ki şununla şu bozuk. Tamam. İlk ikisi bozuk. Şimdi ben burada normalde tüm durum ne? 3 tane para var elimde. Burada da 5 tane bölme var. Birinci parayı varsayalım 50 parayı. 5 farklı yerden birine. ikincisini 4. Diğerini 3 farklı yerden birine sallayabilirim. Yani toplamda 60 tane durum söz konusu. Bu tüm durum arkadaşlar. Yani paydamız 60 olacak. Peki pay kısmımız. Şimdi toplamda 60 durum söz konusuydu ya. Ben 60'tan istenilmeyen durumları çıkarayım. Çünkü istenen durum adedi çok daha fazla. İstenmeyen duruma dedi nedir? İçecek alamama durumu. Nasıl içecek alamayız? Şöyle alamayız. Mesela deriz ki şu 20 ile 10'u toplasak da içecek almaya yetmiyor değil mi? 30. O halde diyorum ki 50'yi şunlardan birine atayım. Yani iki farklı durum söz konusu. Çarpı. Geriye iki tane param kaldı. Bunları da şunlara atacağım. Birinci parayı üç farklı yerden birine. ikinci parayı iki farklı yerden birine atarım. Bitti. Eksi. Eksi. Daha fazla var mı hocam? Var. Mesela 50'yi bunlardan birine. 20'yi de bunlardan birine atarım. Olabilir yani böyle bir şey. Peki o zaman nasıl düşüneceğim hocam? 50'yi iki farklı yerden birine. 20'yi iki farklı yerden birine atarım. 10 için 3 farklı yer kalır. Eksi. 20 değil de burası 10 olsun. 52 farklı yerden birine. 10'u e, tek farklı yerden birine. Ve 20'yi de 3 farklı yerden birine atarım. Başka var mı hocam istenmeyen bir durum? Şimdi 50'yi ben, 50'yi mecburen buralara atabilecektim. 50'yi şuralardan bir yere attığın an zaten içicik alabiliyorsun abi 50 liraya. En az bir tane alıyorsun. O zaman bitti. Şurası kaç? 12. Şurası 6, burası da 6. Yani... 60'dan 24'ü çıkaracağım. 36. 36 bölü 60 da bana cevabı verecek. Böylelikle 12'ye böldüm 3, 12'ye böldüm 5. 3 bölü 5 bize cevabın ta kendisini verir sevgili gençler. Ve böylelikle bitirdik. İşte olasılık da bitti. Geriye ne kaldı? Hemen göstereyim ben sana geriye ne kaldığını. Geriye aha buradaki veri analizi ve grafikler kaldı. Şimdi grafikler konusu yani... Bunu var ya biraz böyle e, TYT matematik veya MSO matematik sınavının biraz sonlarına koyarsan dersin ki işte grafik sormuşlar. Bunu biraz önlere koyarsan grafik problemi sormuşlar olur. Bildiğin grafik problemi açıkçası. Bunun haricinde bu veri ve graf veri analizi var ya yani işte mod, medyan, açıklık, aritmetik ortalama, cart, bunlar ne kadar böyle cart, falan konuda desek ya ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela 2020'de, bir 20 olması lazım. Konular kaldırılmıştı ya. İşte ne kaldırıldı? Limit türev integral falan kaldırıldı. Ya bunlar falan kaldırılınca AYT'de özellikle. Yani bildiğin yer doldurma sorusu ya. Yani iki tane çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Mod medyan veri analizinden veya mantıklı mıydı hatırlamıyorum ama. Ah, abi her sene soruluyor. Bak her sene soruluyor ve ÖSYM'nin sorduğu sorular gerçekten orijinal oluyor. Bundan kaynaklı bizim bu bölümde gerek konu anlatımı gerek ÖSYM bakış kısmındaki sorulara inanılmaz derecede ciddi emek vermemiz gerekiyor. Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Çok ciddi, çok ciddi sorular var gençler. Yani basit konu deyip geçmeyin. Çözemeyeceğiniz mesela örnek ve fonksiyonlarda çözemediğiniz soru kalmaz belki ama şurada çözemediğiniz bir sürü soru çıkar. O yüzden abi dikkat edin. Tamam mı? benden size bu video aracılığıyla uyarı Dikkat edin. 10 numara 5 yıldız sorular var içlerinde. O yüzden demem o ki buna gerekli önemi verin. Gençler TYT'de de AYT'de de karşınıza çıkma olasılığı yüksek olan bir bölüm. Şimdi geriye bak burası kaçıncı sayfaydı? 297 idi. 298'deyiz artık ve geriye sadece 13 sayfamız kaldı kitapta. 310 sayfanın tamamını neredeyse bitirdik. 298'e kadar gelmişiz. Ben çok emek verdim bu e, kitaba. Hem hazırlanma aşamasında hem video anlatımları konusunda çok emek verdim. İnşallah sen de gerekli önemi verirsin diye düşünüyorum. Evet artık noktalayalım videomuzu. Fazla seni koymayalım. Sonraki videomuz veri analizi ve grafikler olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.